Alo. Efendim. Buyurun. Aa, buyurun, merhaba. Siz nasılsınız? İyisiniz, nasılsınız? Yo, gece İyi vallahi, ne olsun değil, ya. Evet. Buyurun, ne oldu? Evet, vardı evet, öyle bir mesele. Evet, evet. Çok önceden ayarlamıştık hatta sizinle. Evet, ben yarın çıkıyorum normalde. Yarın çıkıyorum, ben hazırladım. 6 ay önce. Yani ben biletlerimi evet. aldım, yarın çıkıyorum zaten, yani bugün. Hayır. İzne ayrıldım ben. Şimdi nasıl ya? Yanlış bir durum var orada. Arkadaşımızın daha... Nasıl yani? Kim çıkıyormuş? Bu hafta oldu, bir senesi, ben geçen senede eksik... Bakın, İyi de ben bunu kaç ay önce size söyledim. 3 ay öncesinden biz bunu geçen sene ayarladık yani. Zaten ben izne çıkmadım uçak, geçen sene. Her şey hazır. Ya ben yarın çıkacağım bir kere. Ben çünkü bu, yani... Bu durum olmadı konuştuk ama konuştuk biz bunu. Son saniye böyle bir şey yapılabilir mi yani? Şimdi bakın, yanlış anlıyorsunuz. Ben kimseye bir şey söylediğim için istediği kadar çalışmak. Bir kere o Eylül'de çıkacağım demişti. Eylül'de çıkacağım dedi. Ben de ona göre değiştirdim benim tarihimi. Benim planım bozuluyor burada. Benim çok öncesinden hatırlatırım ama size. Ama siz beni mağdur ediyorsunuz bile, şu anda. Ya mesajlar bile duruyor olduğu yerde. Konuşmaları yaptık sizinle. Tamam. Peki tartışmayacağım ben, tamam. Biz bunu yarın konuşalım, olur mu? Ben tartışmak istemiyorum gece, şu an. Geç sayılır yani, evet, dediğiniz gibi. Tamam ben sabah, tamam, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ofiste. Tamam, hoşçakalın. Anlaştık. Görüyor musun? Ya böyle bir şey nasıl olabilir? Aylar öncesinden ayarladık. Böyle bir mağduriyet olabilir mi ya? Ben bileti ayarlamışım, uçağı ayarlamışım, oteli ayarlamışım. Ben şimdi nasıl yapacağım ben şimdi? Onları iptal etsen edemezsin. Paranı geri alamazsın. Yani neyse, konuşacağız biz... Yani bu iş çok ertelenemeyecek bir durum da ben bir günümü kaybederim en fazla. En fazla ya yani. Bence de en fazla yarın bu işe biz kitaplarımızı alalım, bavula koyalım kitapları, tamam mı? Tamam. Hadi. Moralim bozdu gece ya, ikimiz aynı anda. Ya yapacak bir şey değil. O kız Eylül'de çıkacaktı. Nereden çıktı gece? Ben çantaları getiriyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi bizim tatile çıkışlarımız hep bir sorunlu. Gerçi kesinlikle. Kimin değil ki yani, herkesin sorunlu oluyordur eminim. Yani çoğumuzun bir pürüzü oluyor yani tatil aşamasında. Ya günleri tutturamazsınız, ya rezervasyon alamazsınız, ya işinizle ilgili bir problem çıkar. Mutlaka bir şey olur. Biz de yakın zamanda böyle sıkıntılar yaşadık. Hep yaşanır yani. Kesinlikle. Sonra aklımıza geldi. Geçen sene bu zamanlarda biz tatil bavulu videosu hazırlamışız. Evet. Yani kitapları almadan bavulunuzu kapatmayın videosu. Dedik ki bari biz kitaplarımızı gene de seçelim. Biz çıkamıyoruz şu an, bari siz çıkın, size kitap önerelim istedik. Aynen, biz gidemiyoruz oralara, siz gidin, okuyun, denize girin, güneşlenin, bu kitapları da yanınıza alın. Böyle her telden kitap var, hem evet. hüzünlendirecek hem neşelendirecek, bilim kurgu var, her telden çaldık ya bunu. O zaman bu hafta da ben başlayayım, alıştım böyle önce başlamalara, böyle hemen sıramı savuyorum. Şimdi her telden kitap var dedik herkese göre. Benim ilk kitabım biraz karamsar bir kitap olabilir belki ama bence okunması gereken güzel bir kitap. İlla böyle lay lay lom kitaplar olmasa da olur yani tatilde. Ömrümden 5 sene, Alfred Dreyfus. Yani duydunuz mu bilmiyorum ama aslında konusu bilindik bir konu yani evet, kimilerine evet. göre. Yani dikkatinizi çekecektir diye düşünüyorum. Benim çünkü gerçekten dikkatimi çekmişti. Alfred Dreyfus şimdi 9 Ekim 1859'da Fransa'da Yahudi bir ailede doğuyor. Fransız subayı aslında. Yahudi asıllı Fransız bir subay. Onun hikayesi bu. Fransız ordusunun sırlarını Almanya'ya sızdırmakla suçlanıyor aslında. Bu Emil Zola'nın Suçluyorum romanı da onun hakkında. Belki bileniniz vardır. O yüzden hani meşhur bilinen bir hikaye diyorum ya. Şimdi yaşadığı dönemde oldukça fazla yankı uyandırmış aslında bu. Kendisi masum olduğunu tabii ki öne sürüyor. Ama bayağı bir sansasyon yapmış tabii o dönemde bu olay. Kitap 1894 ile 99 arasındaki 5 seneyi kapsıyor. Yani bütün bu suçlanma süreci, dava süreci, içeride mahkumiyette çektik, mahkumiyette yaşadıkları. Bütün o zorlu süreci anlatıyor. İşte karısıyla mektuplaşmaları falan var. Bütün çok bu süreçteki ya. Zorlukları anlatıyor. Gerçekten okunmaya değer bir hikaye. Yani karamsar olsa da olmasa da. Konuyu merak edenler için çok güzel bir fırsat. Bence okunası bir kitap yani. Tabii Suçluyorum da Emil Zola şey der. Yani adam masum. Hani Fransız Hı-hı. hükümetini suçlar. Orada da bir rüşvet meselesi dönüyor Hı-hı. arka planda anladığımız kadarıyla. Evet evet. Ben. O yüzden çok ciddi bir şey yani. Dram geçiyor aslında arka planda. Dram aynen. İnsanlar neler yaşıyor diyorsunuz gerçekten. Onun arkasına şimdi güzel bir kitap koyayım. Yani güzel dediğim gene tabii bir kayıkta üç kafa dar gibi değil yani. Böyle kahkahalarla okumuyorsunuz ama o kitabın benzeri yok zaten. Çok az yani o kafada kitap. Ahmet Çaduri Akşamüstü Ezgisi. Şimdi birazcık şey yaptık. Bütün o kültürü böyle bize sunulan şeyleri birazcık sömürdük bitirdik Hint kültürüyle alakalı. Biraz tükettik ama.
Hala daha benim hoşuma gidiyor. Böyle kitabımda bunu görünce dedim tam tatil kitabı. Okumayanlar varsa o kültüre ilgisi olan ya da yeni kültür, yeni insanlar, yeni bir çevre tanımak isteyenleriniz varsa hoşunuza gidebilir, bir de konuşabilsem. Olsun, biz seni böyle seviyoruz. Böyle akıcı bir kurgusu yok. Kurgu bir kitap değil gibi. Yani anılar üzerine daha çok. Betimlemeler birazcık fazla ve devamlı anı okuyorsunuz, hatıra okuyorsunuz. Öyle bir kurgu alıp sizi götüren bir kurgu yok. Öyle bir şey severseniz belki hani bir açık kapı bırakın gene. Beğendik, beğenmedik diye, ama benim hoşuma gitti çünkü o kültürle bayağı bir aşineşir olduk. Evet. Yazarımız kendi hayatından da esintiler yansıtıyor bu kitaba. Kendi hayatını anlatıyor. Oxford'da öğrencilik yılları ve Hindistan'daki geçirdiği zamana ait anılar ve o zamanlara ait yaşantısını aslında yazmış. Ve bu iki kültür arasındaki o uyum süreci, sanıyorum aşk hayatı da birazcık karışık. İki tane kadın arasında kalmış. Onun verdiği işte o ikilem, bütün iç o iç sıkıntısı, o uyum süreci iki kültür arasında gördükleri anılar halinde bizimle paylaşmış. O yüzden hoş olabilir. Benim hoşuma gitti. O kültürleri sevdiğim için genel olarak, biliyorsunuz artık beni. Antropoloji. Aynen. İki ayrı kültürün çakışması, onu gerçek bir insanın gözünden okumak birebir böyle deneyimlemek gibi oluyor. O yüzden çok güzel. Ne derler antropologlar, duvarda bir sinek gibi olmalıdır diye. Aynı o hesap. Şimdi gelelim de aslında senin belki anlatman gereken, ama ben böyle görüp aa ne kadar güzel bu, tam zülfikarlık deyip kendime aldığım bir ya kitap. Evet ya. Max Op Karga'nın el yazması. Jacobo'nun hikayesi. Ya onu ben zamanında aldım, okuyacağım almış diye. Almış, evet, sonra unutmuş sanıyorum. Ne güzel kitap kalmış falan demiştim. Daha sonra işte o kadar kitap olunca evde arka planda kalmış. Ben unutmuşum. Kırmızı Kedi'nin bu güzel kapağı cildiyle sunulmuş bize. Hoşuma gitti, ne olabilir acaba diye. Bir karganın düştüğü notlar. Allah şimdi Allah. Kargalar biliyorsunuz en uzun yaşayan hayvanlardan sayılıyor ve gerçekten çok zeki hayvanlar. O en uzun yaşama konusu daha hani net bir bilgi yok ama gerçekten 20 uzun sene yaşıyorlar. Falan yaşıyorlar ama yani bir hayvan için çok ciddi bir süre 20 sene. Yani 150 sene 200 sene belki değil ama uzun yaşayan hayvanlar kategorisindeler ve gerçekten çok çok zeki hayvanlar. O artık bir gerçek, kanıtlanmış. Kafa çalışıyor. Şimdi buradaki kargamız da Fransa'da bir toplama kampında aslında. Oradaki görüşlerini, oradaki insanlarla alakalı, insana dair her şeyle alakalı notlar düşüyor. İçinde her şey var yani. Düşünce yapısından, işte siyasetten, günlük hayattan, insanlarla ilgili her şeyi anlatmış. İyi ve kötü. Kendi cinsi için yazmış bunu aslında. İnsanlar hakkında kendi cinsime bir ödül olsun diye yazmış. Vay be. Yani bir sürü notlar almış ve denildiğine göre işte o notları kitaplaştıramadan kaybolmuş gitmiş. Şu şekilde kısa kısa notlar. İnsana dair her konuyla alakalı notlar var ve gerçekten sizi etkiliyor. Değişik bir şey olabilir çünkü parça parça böyle. Hani iki deniz arasında böyle havlunuza sarıp oturmuşken karıştırabileceğiniz güzel bir kitap bence. Kargaların bilgeliğinden faydalanın derim. Tabii madem oralara da gittiniz. Aynen. Yanınızda bir karga götürün. Yani böylesini götürün, daha kolay olur. Aynen, tabii o geçtiği ortam da yani toplama kampı. Ve yazarın ama kendisi de bir süre orada kalmış diye bir yazı okumuştum bir yerde. Onu da hatırlamakta fayda var. Aynen, o yüzden yaşanmış şeyler de vardır mutlaka. Evet, şimdi herkesin bilip bileceğini düşündüğüm bir kitap. Edgar Keret, Tanrı Olmak İsteyen Otobüs Şoförü. Artık kült oldu bu kitap. Evet evet, ne kadar zamandır benim aklımda olan ama bir türlü alamadığım bir kitap. Zülfikar'ın kitaplarından tırıkladım ben bunu. Sağ olsun, benim kitaplık çünkü şey, halk kütüphanesi. Benimki de öyle, Allah Allah, yani ne var yani. Tırıkladım yani. Tırıklamış. Oldukça etkili bir kitap, güzel bir kitap. Gene öyküler şeklinde bir kitap. Bütün öyküler de çok kısa. Sadece bir tane öykü kitabın yarısını kaplıyor. Evet. Bayağı bir uzun. En sondaki öyküydü galiba. Diğerleri kısa kısa öyküler. Gene iki deniz arasında okuyabileceğiniz, tam ona uygun. İki deniz arasında. Evet. Bu bir terim artık. Yani biraz kara mizah tarzı bir kitap aslında. Hem güldürüyor hem düşündürüyor demeyeceğim. O cümleyi söylemeyeceğim. Söylemedim asla. Onu. Söylemedim. Yani etkili, sert ama bir o kadar da mizahi ve güldüren öykülerle dolu diye yazmışım. Kısa ama okuması keyifli metinler demişim. Sadece bir tanesi uzun, az önce söylemiştim. Hı-hı. Biraz absürt, biraz evet, argo bir dili var. O yüzden hani geçerken ona dikkat edin. İsrailli bir yazar, biliyorsunuz çoğunuz eminim. Aynı zamanda senaryo yazarı ve çizgi roman yazarım işte. Çok güzel bir şey aktaracağım, sen bitir. Zaten çok fazla hani uzatmayacağız diye söz verdik kendimize. Kitabı adını veren hikaye çok güzel. Biraz beklediğinizden farklı bir şey veriyor. Yani isminden beklediğinizden farklı bir şey çıkıyor okuduğunuz zaman. Çok fazla söylemeyeyim. İşte küçük bir kız çocuğu kılığına girmiş bir cüce. Merhametli bir tetikçi ama merhametsiz bir tanrı. İntihar edenlerin ya gittiği bir öbür dünya. Otobüsünü asla bekletmeyen bir şoför. İlk hikaye dediğim gibi. Çok enteresan şeyler var. Hem güleceksiniz hem de dediğimiz gibi sert şeylerle karşılaşacaksınız. Tabii. Güzel bir kitap. Ben birkaç tane hikayesini okudum. Devam edeceğim okumaya.
Şimdi senin diyeceğine. Şimdi benim diyeceğime gelelim. Şimdi gelelim. O öykülerden bir tanesi ismi Bilek Kesenler. Evet, Risk Cutters. Bunun filmi de var. Yönetmeni mesela hatırlamıyorum ama muhakkak izleyin. İzleyeceğiniz en absürt filmlerden bir tanesi. Dediği gibi şimdi intihar edenlerin gittiği bambaşka bir dünya var ama dünya... O değil mi filmi olan? Değil aynen. O dünya yaşadığımız dünyadan daha kötü. Yani adam en sonunda intihardan yani geri dönmeyi falan istiyor. Yani öyle salak bir hikayeydi. Onun çizgi romanını yaptılar hatta. Ama nereye düştüm diye. Orada hatta bir tane araba var o filmde. Arabanın içerisinde şey var, kara delik var. Oraya düşen şeyi bulamıyorsunuz. Gerçekten kara delik görüntüleri falan da geliyor. Arabanın içine mesela atıyorum anahtarı düşürüyorsun gidiyor. Yani o derece absürt işte. Garip yani bir hikaye ve filmdi. Hani kitabın kendisine de biz kefiliz. Şimdi son kitabım gene biraz karamsar bir kitap. Ben hani öyle olacağını... Sen bugün ne yaptın bizi ya? Öyle olacağını yok ama güzel şeyler de var. Ne salça? Sende de vardır eminim karamsar şeyler. Bakacağız şimdi. Şimdi tatile çıkamayınca yani bir anda. İnsan içi sıkılıyor. Valla Miras, Wig This Yort Miras isimli kitap. İlk aldığımda tabii bu kadar dehşete kapıldı. Yani dehşet derken tabii korkunç korku filmi gibi değil ama konusu çok ağır yani. Sarsıcı olaylar var. Öyle olacağını düşünmemiştim. Ben biraz hani böyle daha polisiyedir falan, olay örgüsü vardır falan diye düşündüm. Ama yokmuş. Adından da anlaşılacağı üzere bir miras davası. 4 kişilik bir aile. Pardon 4 kardeş, anne ve babadan oluşan bir aile. Baba daha henüz ölmeden bile bir miras tartışmasına düşüyor. Hayda. Çocuklar. Ama bu tabii aileyi bölüyor. İkiye bölüyor maalesef. Hiç sekmez. Şimdi o kötü olay o diye düşünüyorsunuz ama okudukça öyle bir yer, öyle bir olay var ki onu burada söylemeyeyim. Gerçekten ağır kaçıyor. Kötünün de kötüsü. Hiç hoşlanmayacağınız bir şey. Ama anlatımı güzel. Sıkılmadan okuyabiliyorsunuz. Norveçli bir ailenin hikayesi. Ben bu ara hani Norveçli bir yazar da okudum ya yakın zamanda. O yüzden böyle bir ilgimi çekti Norveç deyince. Ne güzel. Kitapla ilgili de konuşacağım bu arada. Çok beğendim. Ne güzel ne güzel. Bir ara anlatırız ondan. Şimdi yayınlandığı dönem çok enteresan bir şey var. Yazarın kendi hayatından da esinlenerek yazdığını söylemiş yazar. Öyle bir ipucu vermiş. Ve yayınlandığı dönemde çok fazla tepki almış kitap. Özellikle ailesi tarafından çok fazla tepki almış. O bahsettiğim aile içi olaydan dolayı. Zaten aile içerisinde yaşanan kaç tane şey vardır. Çocuk yani çocuk yaşta yaşanmış kötü bir olay var aile içi. Onunla alakalı... Kendi ailesi çok tepki veriyor. Yani hani bunu böyle bu şekilde anlattığı için, aktardığı için belki de. Ve yalan yanlış yazdı mı diyorlar. Karşı bir kitap yazıyorlar yani. Böyle bir şey okumuştum. Neymiş ya? Öyle değil aslında böyle hikaye falan diyor. O yüzden enteresan bir kitap aslında. Dikkat çekebilir. Yani bu kadar önemli bir konuyu güzel ele almış aslında. Hani konu çok sert ama anlatımı daha yumuşak gibi geldi bana. Daha okunabilir hale getirmiş belki de. Aynen. Yani bir de ben şimdi Norveçli bir ailede böyle bir olay oluyor. Bir de onun öncesinde hemen Norveçli bir yazarı o kadar dürüst bir şekilde kendini anlatırken okuduğum için hemen arkasından bu çok garibime gitti yani. Kendi sarsılıyor. Ailesi. Değil mi? Çok garip. O şekilde yazıyor. Ama burada neler oluyor yani yazdığı zaman. Olaylar. Yani benim kitaplarım bu kadar. 5 tane arkadaşlar. Şimdi gelelim senin kitaplarına. Ağzına sağlık. Benim kitaplarımda bugün. Benim kitaplarımda bugün. Program ismi gibi oldu. Menüde bugün Akbabaların Ağıdı var. Lila Bowen. Yani ne zamandır okuyacağım diyordum. Şöyle göstereyim. Bu kitabı sağ olsun Yanka Enki Çınar Yayınları'na çalıştığı zamanlarda bana göndermişti. Ben de abi teşekkür ederim okuyacağım deyip 2 senedir okumadığım bir kitaptır. İyi onu da bana kaptırmadın. Yani kapabilirdim herhalde. Ya sen nasıl bunu görmedin onu ben anlamadım zaten. Belki de görmüşümdür de bilmiyorum. Şimdi yani. Hikayede Neti adlı bir arkadaşımız var. Kendisi hem çevresinden hem ailesinden hem de okuldaki arkadaşlarından böyle... Yani tepki görür, aşağılanır, ötekileştirilir. Rengi, derisinin rengi yüzünden olur bunlar çoğunca. Çünkü Amerika'nın beyazı geri kalan renkleri sevmez. Haliyle bu arkadaşımız da teşekkür ederim. Bir takım aşağılanmalara maruz kalır ancak işin ilginç tarafı bu kitabı bize okutan kısmı bu arkadaşımızın yaşadığı dünyanın farklı bir boyutun daha oluşu, gerçek ve hayali canavarların olayları dahil oluşu ve Neti'nin aslında bambaşka bir karakter olduğu, bir kurtarıcı aziz ya da bir yok edici olması ile ilgili bir hikaye. Bu bir aslında seri. Gölge adlı serinin ilk kitabı. İkinci kitabı da geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkmıştı. Bir seri olarak düşünüp edinebilirsiniz. Çınar Yayınları'nın bastığı bu tarz dünya edebiyatı kitaplarının neredeyse %90'ına ben kefilim. Yarısı kadarını okudum çünkü hepsi çok güzel işlerdi. Evet sen çok bahsediyorsun. Yani seviyorum çünkü. Dünya oluyor neredeyse bir tane. Belli bir dönem var Çınar Yayınları'nın. O dönemi çok iyiydi. O kitap oradan o dönemde çıkan kitaplara ben kefilim. O yüzden göz atmakta fayda var. Belki hoşunuza gider. Bir diğer kitaba gelelim. Benim bilim kurgu mu acaba? Huyumdur bilim kurgu ama bu sefer biraz daha hani herkese hitap edecek bir bilim kurgu. Luigi Ballerini Adı Sıfır. Böyle de bir kitabın ismi. Adı Sıfır. Adı Sıfır. Adı Sıfır yani. Kitabın adı Adı Sıfır.
What is your name? Adı sıfır yani. O şekilde. Tamam. Daha uzatayım mı? Hayır. Kapak çok güzel. Evet ya. Şöyle çok hoş bir göz var. Gözde ama 1 ve 0 rakamları var. İkilik sistem. Şimdi hikayemiz biraz distopik. Biraz karamsar. Biraz bilim kurgusal. Distopik dedim. Distopya demedim. Demeyeceğim. Hı-hı. Arkasına yazmışlar. Kabul etmiyorum onu. 18 yayınlarından çıkıyor kitap. 18 yayınların özelliği genç yetişkin kitleye metinler üretiyor olmaları. Ben onu çok seviyorum. O yayın evinden birkaç kitap okumuştum. Ara ara kitapları karıştırıyorum. Dikkatimi çekiyor. Güzel işleri var. O yüzden hemen herkese dedim. 16 yaşında bir arkadaşımız da okuyabilir. Bizim yaşlarımızda insanlar yani da okuyabilir. Daha böyle şey sindirmesi kolay. Olayları hazmetmek daha kolay. Teknolojinin çok ön planda olduğu bir karamsar bir dünya portresi çizilmiş. Ama nedir? Yaz kitabı olarak kesinlikle tüketilebilir. Kaç sayfa? Zaten 170 sayfa gibi bir şey. 2 günde okursunuz. 2 deniz arasında okuyamazsınız ama 2 plaj gününde okursunuz. Yani. Bak bunu da ben buldum. İki yaz gecesinde falan mesela. İki yaz gecesi rüyası. Olabilir. Ama yok, o Shakespeare'den çalıntı derler sonra. Onu da okuyabilirsiniz. Ya bence yaz kitabı diye bir şey yok aslında. Yani ben klasik de okudum yazın. Ya. Yani hatta daha iyi okunuyor. Çünkü rahatsın ya, relaxsın. Böyle kafayı boşaltıyorsun. Bomboş. Kendini kitaba verebiliyorsun yani aslında. Ben 13 yaşında Suç ve Ceza'yla Sefilleri bitirmiştim bir yazın yani. Yani o yüzden yaz kitabı diye bir şey işte. Yok. Şimdi bir diğer kitap Kıyamet. Andrei Nikolaidis. Bunu sen konuştun mu, başka bir şey mi konuştun? Ben çok hatırlıyor gibiyim bunu. Bu yazardan Oğul diye bir kitap anlatmıştım. Kapağı belki o da benziyor. Olabilir. Belki bir videoda kısaca geçmiş olabilirim. Hı hı. Geçtiysem de toplu videolarım, 100 kitap geçtim. Videolarımızda falan belki geçmiştir. Olabilir. Geçtiysem bir daha geçiyorum. Kan abim değil mi ya? Hiç. Hiç. Bu ayrı. Bunu yazın götürün diye bir daha geç. Yaz. Aynen. Çünkü kış kitabı ya. Hani orada biraz serinlersiniz. Yani çok sıcak şu an. Yani var ya gerçekten. Ev 87 derece. Şimdi Adriyatik kıyısında küçücük bir şehir. O şehirde haydi bir bakalım. Cinayet işlenir. O cinayetin çözülmesi aşamasında ya da o cinayeti soruşturması yürütülürken şehirde ilginç şeyler olmaya başlar. İnsanlar öldürülür. Böyle kaybolan insanlar bir anda peyda olur. Bir takım felaketler ardı ardına gelir. Kıyamet günü yaklaşıyor mudur? Yaklaştıysa ne zaman kopacaktır? Bu felaketler daha artacak mıdır? Bütün bunları da içeren bir kitap hikaye içerisinde bulunur. Kitabın adı o yüzden zaten kıyametmiş. Kitap içinde kitap, ben onları seviyorum. Öyle metinler daha da farklı bir katman kazandırıyor okumaya. Çünkü Inception gibi oluyor. Rüya içinde rüya görüyorlardı ya onlar. Aa çok güzel. O ayarda hani farklı bir katmana inmiş oluyorsunuz. Ben o kafayı seviyorum. Çok fazla kitapta yok ama Nikolaidis iyi bir yazar. Türkiye'de çok az okumuş. Hani dili, üslubu ve karakter yaratma anlamında çok başarılı bir isim. Oğul kitabını ben çok sevmiştim. Belli bir olay örgüsü yoktu ama iç dünyasını çok iyi yansıtmış ana karakterin. Bunun kitabı da tavsiye edeceğim tabii ki. İyi bakalım. Aa o ne? Bir diğer kitap. Güzel kapağı. Selim Bektaş'tan ve diğer kutsal şeyler. Selim Bektaş'tan ben daha önce Muz Beyazı adlı bir kitabı vardı. Onu okumuştum. Kafasını çok sevdim ben Selim Bektaş'ın. Hiç tanımıyorum yani, bilmiyorum. Çok güzel. İki kitabı var Selim'in. Can Yayınları'nda bir dönem çalıştı. Hala çalışıyor mu bilmiyorum. Galiba şöyle hatırlıyorum. Yanlış değilse eğer Hero Concept. Serkan Özay'ın, Serkan abinin kurduğu oyun şirketinde, video oyun şirketinde senaryo yazımı işlerine bakmak üzere anlaşmışlardı. Onları da buradan tebrik ederim. Eğer bilgi yanlışsa zaten bu kısmı keser atarız. Zaten umarım size ulaşmaz. Aynen, siz zaten görmezsiniz. Siz bunu duyduysanız demek ki bilgi doğrudur. Yes. Bu hikayede Veysel Zebub adlı bir tane karakterimiz var. Yazar olmak için mühendislik galiba mesleği bırakıyor, istifa ediyor. En güzel. Aynen, ben yazar olacağım diye kitap yazma serüvenine başlıyor ama işler onun için öyle kolay gitmiyor. Çünkü Türkiye'de ben yazar olacağım derseniz aç kalırsınız. Hatta o kadar aç kalırsınız ki bir yerde ölürsünüz, kimsesi haberi bile olmaz. Aynen hani. Kaldırmaz bile yani. Çok sert olduğu farkındayım. Ama ben de öyle. Yazar olmaya çalışıyorum. Onun bilincindeyim. Bir şeyleri yaparken de hani artılarını eksilerini düşünün. Türkiye'de birçok şey yapmak için bedel ödersiniz yani. Tabii kesinlikle. Kolay değildir. Veysel de bu tarz şeyler yaşıyor. Hani yaşamaması kaçınılmaz maalesef. Selim'in dili çok akışkan. Okurken böyle kısa kısa bölümler halinde size sunduğu için hikayeyi hani hiç yorulmadan, ne gözünüz ne zihniniz yorulmadan hikaye içerisinde gezinebiliyorsunuz. Çok güzel biçimsel farklar da yaratıyor. Mesela bazı bölümleri hikayenin mesela denk getirdim. Sadece diyalog var. Bazı bölümde mesela sadece işte kitapta yaptığı düzeltmeler yapmış. Mesela bazı kısımları üstün çizmiş vesaire. Kendi yazdığı, kendi hafızalasındaki kitap fikirlerini de burada yer vermiş. Mesela Muz Beyazı diye bir kitaptan bahsediyor. Yazmayı düşündüğü. Onu zaten yazmış ve piyasaya çıkmıştı bu kitap çıkarken. Kurt Vonnegut tarzı bir yaklaşımı da var. Ya. Güzel. Çok serbest bir serbest çalışıyor. Deniyor. Birçok şey deniyor ve başarıyor. Ben seviyorum. Bu hikaye, bu metni de çok güzeldi. Hikayenin kendisi çok iyi. Yazım tarzı çok iyi. Selim Bektaş'a tekrar tebrikler. Eline sağlık. Ellerine sağlık. Aynen. Şimdi bir diğer kitap, ben çizgi roman okumayı da çok sevdiğim için. Koymasa olmazdı yani. Bir ne yapayım? Kurgu bir çizgi roman. Ne zaman bıraksam desem ki şuradan bir kitap seç, mutlaka oluyor. Şikayet eder gibi oldu. Yok. Yok anlat. Biz böyle mutluyuz. Anlat, bir şey yapmayacağım, anlat. Kesme. Anlat hadi, tamam. Kesmeyeceğim de.
Bir düşündü ha. Şimdiye kadar 2 seneyi düşündü. Acaba neleri kesti şimdi? Ya hiçbir şey kesmedi. Kesmedim. Ya. Sağ olsun kesmiyor beni. Kesersem söylüyorum. Bak diyorum seni komple kestim bu videoda. Ben varım. Değil mi? Şuradan itibaren yok bile şimdi. Şimdi arkadaşlar çizgi romanın yeniden keşfi. Scott McCloud. Bir şey daha vardı. Çizgi roman anlamak vardı. Heh. Hatırlarsınız biz o kitaptan bahsettiğimiz video bu kanalın bir zamanlar en çok izlenen ay videosuydu. Ay evet ya, Azbin'den kaliteli yayın evleri. Yes. Allah'ım ya Rabbim. Kanalın ilk videolarından birindeydi. Çok ilginç de bir videoydu ya. Ya of 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 çok fenaydı o. Biz çok eğlenmiştik. Yankılı sesimiz, garip tiplerimiz ama güzel puslu kitaplarımız. Kameramız. O zaman da güzel kitaplarımız varmış ne? Puslu bir kamera vardı o zaman. Kameranın puslu kamera, çok yankılı ya. Ses, her şey yani. Bombay ve en çok izlenen de oldu. Hala böyle çok izlenenlerde o çıkıyor yani. Yani bundan kurtulamayacağız. Olsa teşekkür da... ederiz de yani daha güzel görüntünün, daha güzel sesin olduğu videolar da vardı ya. Ya şimdi o eski de olduğu için tabii böyle kümülatif olarak artıyor devamlı yani. Önüne geçemiyoruz artık. Silmemiz lazım ama yok o da biziz ya. Olmaz öyle bir şey. Biz kendimizle barışırız kesinlikle. Yani. Şimdi Scott McCloud çizgi roman anlamak da çizgi roman kültürü, çizgi roman yapısı, çizgi roman yaklaşımı, kafası, felsefesi bunları çok güzel anlatmıştı. Burada tekrar çizgi roman üzerine farklı bir katman kuruyor, inşa ediyor. Yeniden çizgi roman keşfedelim, farklı bir açıdan çizgi romana bakalım diyor. Bu konuda Türkçe'de okuyabileceğiniz en sağlam iki kaynaktan biri. Zaten ikisini de bu adam yazdı. Başka da yok. Ve Sırtlan kitabı, Sırtlan yayınları. Emre abi de bunu yayınladı. Bu iş çizgi roman dünyasına yaptığı en büyük katkıdır Emre abinin. Kendi yaptığı tabii ki işler var. Ayrıca Kasaptır, işte Şehzade Yangındır. Bu işleri de yayınladı ama bunun yeri ayrı. Bu kesinlikle literatürde arşivlik bir eser. Hani çizgi roman okumayı evet yazın seviyoruz ama çizgi roman felsefesiyle ilgili kitap okumayı yazın seviyor muyuz? Bence bir deneyin. Yazın okumazsanız bile Eylül ayında başlayın okumaya. Olsun o olmadı bavulda tekrar geri döner. Ama elinizde olsun. Tatil bittikten sonra okursunuz. Tabii canım. Çok arşivinizi gerçekten zenginleştirecek bir kitap. Çok güzel anlattın ya. 20 saniye içerisinde 50 kere çizgi roman dedi. Çok hızlı anlattı. Evet çok çizgi roman dedim ya. Evet. Hala diyorum. Yani biz şimdi çok erken çabucak bitirdik gibi geliyor bize ama bir bakıyoruz gene yarım saat olmuş. Şimdi güzel kitaplar seçmeye çalıştık. 10 tane kitap seçtik. Hı-hı. İnşallah keyifli olur. İçinden bir tanesi bile dikkatinizi çekse okusanız biz de mutlu oluruz yani. Tabii bir kulaklarımız canım. Çınlar burada. Siz orada yatarken böyle kumsalda. Evet ya ama oradan fotoğraf falan atın. Görelim hangi kitabı nereye götürdünüz. Aynen. Bizi etiketleyin işte biz de böyle evde otururken böyle onu seyredip görüp böyle mutlu olalım. Bize İç çekelim. De şans dileyin yani. Belki de çıkarız belli olmaz. Belki aynen. Kafamız atar. Nasıl geçen sene taşınmaya kalkıştık. Belki bu sene de gene bir deliyik yakarız yani. Belli olmaz. O yüzden kendinize dikkat edin. Güneşte çok kalmayın. Bu arada Tarçın çoktan tatile çıktı biliyorsun. 3 haftadır tatilde. O serseri ya. 3 haftadır geliyor yatıyor yani. Hatta bugün Bontik geldi. Dedi ki boş kalmış çok. Ondan sonra Tarçın'ı görünce keyfi kaçıyor. Geri kaçtı o. Ben dedi ki işim olmaz dedi ama bu çocuk var ya bu çocuk çok tembellik yapıyor son birkaç haftadır. Hep uyuyor. Dikkatinizi çekiyordur. Sıcaktan herhalde. Sıcakta çok durmayın. Başınıza güneş geçer. Yani terli terli su içmeyin. Ben böyle anne baba gibi. Adile Naşit gibi tavsiye ediyorum şu an. Her boşlukta bir kitabın sayfalarını karıştırın mutlaka. Mutlaka. Kitapsız hiçbir yere gitmeyin. O zaman gene her zaman O zaman her zamanki gibi kapatıyoruz. Konuşamadım ama olsun. Sen böyle de güzelsin. Bugünlük bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ay, ne yapacağız? Hazırladık her şeyi de ama. Ben çıkacağım. Ben o tatile. Sen o tatile çıkacaksın. Ben o tatile çıkamazsam o tatile sen tek mi çıkacaksın? Ya ikisinin aynı şeye denk gelmesi kadar komik bir şey olamaz. Ya. Anlaştılar mı ya? Anlaştılar. Ben söyleyeyim sana. Bu bir komplo. Ya biri tam Levent'te biri Küçükçekmece'de ama olsun. Bence aralarında bir mesele var yani. Aynı yerde çalışsak daha kolay olurdu belki de bu iş. İkimiz aynı anda çıkıyorsak belki aynı bir şekilde ayarlar. Aynı yerde en son çalıştık. Ondan sonra mahkemelik olmadı yani. Ya aynı yerde. Ama ben o gün gelecek. Aynı yerde çalışılacak. Bak buraya yazdım. Bunu silme. Ya var mı sen şimdi? Buraya da yazdım. Benim yazım da çok... Kahin okuyabiliyor musun? Arkadaş ya. Yok okuyamıyorum. Nostradamus. Doktor musun? Nesin? Nostradamus bizim oralıydı. Trabzon tabii. O ilk kehanetleri yaptığı sırada o... Kara lahana yüzünden yapıyor onları. Yarabbim. İnanmıyorsun. Her haftanın nasıl böyle ipin ucu kaçıyor? Hayır ipin ucu falan kaçtı değil. Ben sana burada aslında gizli bilgiler veriyorum ama sen bunları ciddiye almıyorsun. Ben mesela Jack Thunder ölmedi diyorum. Tabii sen buraya yaz onları yaz. Bana diyorsun ki bastırız bunlar. Bastırız onları birileri okur. Sen yaz bunları. İlluminati'nin işi diyorum. Sen yaz oku onları ya. Birileri sen yaz. Okumuyorlar. Ben gidiyorum video bitti. Sen anlattım yaz. İnsanlara.
Deli gibi bakıyorlar. Aman.